7 puan bekliyorum. Yersiz bir şekilde eleştirdiler beni, kesinlikle katılmıyorum. Emrah Bey 21 puan, 22 puan aldığından dolayı Cansu Hanım, İnayna, onlar zaten düşük verecekler. Bu programa katılmamın sebebi, ben hep söylüyorum, hakkaniyetli bir puan vermek istedim ben insanlık adına. Sevgi kazansın, vicdanlık kazansın, benim için hiç problem değil. Evet arkadaşlar, bugün Dysel yarıştı. Şimdi onu notlayacaksınız. Teker teker buyurun. Yazın lütfen puanlarınızı. Bugün ağrı çorbasıyla başladık. Arkasından kabak sinkon da vardı Ege Mutfağı'ndan. Sonra kiremitte patlıcanlı etli bir soyurma kebabımız. Yanında kış salatası, şehzade pilavı, en sonunda da kaymaklı kadayıf dolma tatlısıyla bitti bugünkü menüde. Ama puanlar yeni başlıyor. Elvan da yazdı. Evet. Tamam mıyız? Tamam. Değiştirmek isteyen var mı? Cansu, Emrah, Elvan, Turgay, hepinize hayır soruyorum. Hayır. Netiz değil mi? Peki. O zaman bugün de Emrah'ın puanıyla başlatacağız. Aysel için açık oynamayı. Yarın büyük final. Evet Emrah, aç ve söyle lütfen yüksek sesle bize puanını. Benim puanım 4. Sizden beklediğim puanı zaten. Çünkü para için size yaptınız. Hayır, size çok verseydim Cansu'ya haksızlık olur. Para için yaptınız. Kusura bakma. Bu kadar para için, bu kadar düşmemeniz lazımdı. Şu an bütün seyirciler izleyecek zaten. Keşke 3 verseydim. Bütün seyirciler izleyecek. Para için yaptınız. Bence bu kadar para için de bunu yapmamanız gerekiyordu. Keşke 3 verseydim. Yazıklar olsun size. Keşke 3 verseydim. Yazıklar olsun size. Keşke 3 verseydim. Yazıklar pişmanım olsun size. Vallahi arkadaşlar, ben çok hakkaniyetli bir puan verdim bu arada. Kaç size de bunu söyledim. 6 puan verdim. Benim yemeklerimde eksik yok ama içlerimde, içerisinde. Susar mısınız lütfen? Ben vicdanım. Vicdanım için verdim ben. Vicdanım için verdim. Arkadaşlar, yemeğim gayet lezzetli olmuştu. Bilerek beğenmediler. Bilerek beğenmediler çünkü bütün ekip arkadaşlarımız yemeklerimizi çok beğendi. Ama sadece arkadaşlar puandan dolayı beğenmediler. Ama burada yarışanız, unutmayın. Yarışan sizsiniz, puan alan da sizsiniz. Ama para için bu kadar düşmemeniz gerekiyor. Bence çok saygısızsınız ya. Lütfen konuşmayın. Çok saygısızsınız. Çünkü biliyorsunuz. Çok saygısızsınız ya. Sinirlerine hakim ol. Düşmek lütfen para için ödül diyelim. Bir, ikincisi. Seyirci karar verecek buna. Peki seyircinin takdirine bırakalım. Kesinlikle 4 olacak. Bana göre de düşük bir puan yalnız. Onu da belirttim yani Emrah. Yazık. Onu da söyleyeyim. 4'te değildi asla. Herkesin masasında olduğu gibi. Buradan da tabii ki puan kırılacak şeyler vardı. Ama 4'te değildi, onu da söyleyeyim. Ama böyle hakkını şeyler söylemeyelim. Etmiyorum. Söyleme sen gene etmiyorum öyle şeyler. Sen doğru bir puan vermişsin. Sen doğru olanı yaptın. Evet, ben doğru olanı yaptım, evet, vicdanım evet için. Vicdan da değil aslında. Sen yani beğendiğiniz için yemeklere göre puan vermeniz lazım. Ama tabii ki vicdan da hayatta önemli bir şey. Bakalım Cansu'dan kaç puan gelecek Aysel'e? Evet Cansu'cum, göreyim puanını. Ben de 4 verdim. Aa. Beklediğim bir puan. Ya. Şey. Evet evet Cansu Hanım'dan, çünkü 21 puan aldı arkadaşımız. O da aynısını sıraja uyguladı. Asla yani. Asla öyle bir şey yok. Öyle yaptılar. Ama o kadar mı yani? Öyle ne yaptılar zaten hiç? Şu an inanın size çok kötüsünüz. Deme öyle deme. Şöyle bir şey. Puan mı verdiniz? Zaten 3'ten başlayalım. Forma. Tamam Cansu Hanım. O kadar lezzetsiz miydi yemekler? Yok, çorba kesilmişti zaten, ben bunu söyledim. O sizin iddianız. Çorbası diye annemin çorbası dedim. Siz ki kadayıf dolmasına bile yağ koyalım diyen insansınız. Evet, siz ahçı falan değilsiniz kesinlikle. Ahçı falan keşke değilsiniz. Keşke diplomamı size baksaydınız. Ahçı falan değilsiniz. Ne diploması keşke, ya? Keşke baksaydınız. Muhallebiden gördük. Bu arada bir şey söylemek evet istiyorum. İsterseniz sofrada açıklayabilir miyim ben? Neyi canım? Cansu Hanım'la ilgili bir şey açıklamak istiyorum ben. Allah Allah, hayırdır? Evet. Çorbamda kıl çıktı dün benim. Sırf onu utandırmamak için söylemedim. Keşke söyleseydiniz. Bazen maalesef hiçbirimizin rastlamak istemediği bir şeydir bu. Yani hem yiyen olarak hem pişiren olarak. Çok kötü bir şey bu. Kimsenin de başına gelmesin inşallah. Ama olabiliyor mu? Oluyor maalesef. Dikkat etmek gerekiyor. Ama sen bunu dün gördüğün anda bizle paylaşsaydın söylemedim da. Şimdi bu senin iddia. Yani çünkü niye söylemeyip şimdi söylüyorsunuz? Söyleyebilir miyim? Arkadaşlarımızın puanını etkilememek için. Ne sizin alaka? Için. Sizin için. İşiniz askere gidecek ya, benim vicdanım rahat olsun için. Peki. Yani ben bir tek salatayı beğendim. Pirince dediniz ki yanlış pirinç kullandınız, lapa olur diye. Resmen yani pirinç yapmayı bilmiyorum, lapa yaparım. İkisine risk almak istemiyorum dediniz. Evet, kesinlikle biliyorum. Peki Behti'nin kebabının üstünde yoğurdumuz yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Yoğurt yan ürün. Hiçbir şeyimiz bakın yoktu. Yoğurt yan ürün. Garnitür yan ürün. Sos hiç koymadım mı? Peki. Yetersiz deyin o zaman. Sosun üstüne vardı galiba. Vicdanınıza bırakıyorum Cansu.
maalesef arka arkaya 2'den 4 arkadaş, bütün seyirciler izleyecek. Önemli olan seyirciler ve Zuhal Hanım'ın takdiri. Teşekkür ederim. Evet, tabii ki ne olursa olsun her masada ben hak edilen puanları görmek istiyorum. Evet. Bakalım Elvan'dan kaç puan gelecek? Evet Elvan, sen de paylaş herkesle puanını. Benim puanım 5. Kesinlikle oynuyorsunuz ya. Kesinlikle hiçbir şey beğenmedin. İyi misin ya? 5 puan ne oynayacağım ya? İyi misin sen? Kendine gel. Kesinlikle. Günün geçmiş. Neyini oynayacak? Ben daha çok böyle bir şey. Hatta Allah'ın Üsküdar'ı geçmiş daha. Neyi oynayayım ben artık yani? Siz mi rakipsiniz? Ben daha neyi kazanmak için 5 mi? O zaman 8-9 verirdi yani. Yani abartırdı. Ya gerçekten hiçbir şey bilmiyorsunuz ya. Hiçbir şey beğenmedim dediniz. Şimdi bak şöyle bir şey oluyor Aysel. Bazı inat için yüksek puanlar kullanılıyor. Kesinlikle inat. Sırf şampiyonu. Ben anlıyor bunu görüyoruz. Ama bu 5 değil yani. Bak yaz. 5 yazıyorum. Ben ne yazıyorum? Zaten ortalama da puan verdim. Bu da yazıyorum yani. Hiçbir... Ketçap mı? Kebap. 5'i neye verdiniz siz? Siz 4'ü neye verdiniz? Çorbası yazdı, çorba değildi. Doğru mu? 0 yazmışsınız. Dedim. Bunu iddia ettim. 0 verdim zaten. Pilava, salataya, tatlıya puan verdim. Ara sıcağını da. Evet, bana göre zeytin zeytinyağlı Ege'nin puanına göre ama... Bu da çok aman aman yenilebilirdi. Tamam, bir verdim. Yenilebilir kıvamdaydı. Yemek konusunda bilginiz yok. Ondan boşu sonra bak açık ve net söylüyorum. Siz beyti dediniz, beyti yoktu. Hı-hı. Ama o yazdığınız sizde olduğu de sofra için. Yoktu. Hani gereksiz... Bakın ben sizin iyiliğinize konuşuyorum. Benim biraz iyiliğime şaşırdım. Konuşalım. Evet, iyiliğine konuşuyoruz. Masa hazır olmadığı için ya, ne olur benim iyiliğime konuşmayın ya. Ne olur benim iyiliğime 4 puan vererek, 5 puan vererek benim iyiliğime konuşmayın. Olmayan yemeği 4 puan verdi. Siz az bile vermiş oldu o zaman. İşte ezberci konuşan arkadaşlar burada. Sen? İçinden doğru geçen neyse doğru, konuşan ha, işte burada bilgili. Yani. Çünkü arkadaşımız çünkü bizim terapimde aynı kendi reklamını yapmak için sürekli böyle aynı yapıyor. Kelimeleri yapıyorsunuz. Kendi reklamını yapmak için böyle konuşuyor. Öyle olsaydı kesinlikle. Ben size bir şey söyleyeyim. Sizi kimse takip edirdim. Etmez. Şu karakterler sizi hiç kimse takip etmez. Lütfen lütfen Aysel. Çok ayıp. İleri yani bu evet, bu üç tamam, oldu. Peki. Gerçekten bu üç oldu. Peki. Merak etme dört de olacak. Birbirimize dikkat edelim. Olmasın lütfen. Evet son puan gelecek Turgay'dan. Sürprizlerin adamı Turgay. Bakalım kaç puan vermiş Aysel'e. Evet Turgay, son puan senden gelsin. Aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Benim puanım Aysel Hanım'a 4. Aa, ne yaptın ya? Çünkü menüde olan... Ya, yazıklar olsun ya. O listede olan hiçbiri çıkmamıştı. Akşam eve gittiğinizde rahat uyuyacak mısınız? Dört ben arkadaşa söylüyorum ben. Rahat uyuyacak mısınız? Lütfen benim burada tenzih edin. Dört arkadaşa söylüyorum. Size. Çocuklarınızın yüzüne iyi bir şekilde bakabilecek misiniz? Benim çocuğum yok da şey... Kimle yaşıyorsun? Para için bu kadar da karaktersizleşmeyin. Bir saniye lütfen. Kimle yaşıyorsun? İki tane köpeğim var onlardan. Onlara nasıl? Sen köpeğinizle bir dakika. Köpeklerin ismi ne? Biri Quentin, biri Faruk. Quentin Tarantino. Yok. Quentin ve Faruk Quentin mu? Quentin Chris. Quentin Chris ve Faruk. Ama Faruk. Freddie Mercury'nin gerçek adı. Faruk. Ha, evet, Zanzibarlıdır. Doğru söylüyor. Evet, Faruk'la Quentin'e Quentin. Nasıl bakacaksın? Gerçekten espri bir tarafa. İyi oldu güldük. Çok gerilmişti de. Dört neden ama yani? Şöyle ama sen bak bir şey söyleyeceğim. Sorma. Bazı şeylerin tadını beğendin. Nasıl güzel dedin tadı, etin ben hatırladığım güzel dedin, pilavın da tadını beğendim dedin, salatası tamam dedin. Sen çorbayı da sanki lezzetli buldun, yanlış mı hatırlıyorum Aysel? Evet, doğru. Yedi beğendin. Yani sen buradaki diğer üç arkadaşımıza göre daha çok beğendin. Şöyle açıklayayım. Kafanız karışık. Servis bir kere kötüydü. Uçayım Aysel Hanım'ı zaten göremedik masada. Uçacaksın az kaldı uçayım zaten. Ben. Biraz daha sizi bir birisi doğru uçacak. Yemek geldiğinde çatal bıçağımız yoktu. Zaten soğumuştu etler. Dün hanımefendiye 8 puan verdiniz. Çok kolay bir menü olmasına rağmen. Ama aşçı olmasına rağmen. Cansan aşçı ya. Tam zamanında masaya geldi. Sıcak yedik. Aşçı ya. Sıcak yani. Peki servis aksadı, bir puan kırdın. Soğudu yemek. Aslında getirdiğinde sıcaktı. Ben elledim ama işte bekledik çatal bıçak falan filan. Tamam soğudu. Eyvallah ondan da kırdın. Başka nelerden kırdın? Midem bulandı. Salatasını beğendim zaten söyledim. Pirinç pilavı zaten o pilav kullanılmazdı. Tam listedeki. Tamam oradan da kırdın. Çorbadan kırdın. 7 kaldı. Çorbadan kaldı 6. Evet. Sonra çorbadan ve tatlıdan kırdım. Pilavı da beğendik. Salatayı da beğendin. Yok yok düşük salatayı verdim zaten. Pilavı beğendim. Arkadaşlar tadı düşük verdiniz. Ama o tarifi o değildi. Yazıklar olsun. Peki. Vicdanınıza bakın. Çok teşekkür ederim. Zuhal Hanım bir şey söylemek istiyorum. Benim Gene için. Gene mi?
Seyirciler önemli, siz önemlisiniz. Öyle deme. Zaten arkadaşlar teşekkür ederiz. Aa, öyle deme. Biz önemlisiniz. Bir de tavrından dolayı da o puanı verdim. Tavrından çünkü dolayı. Çok sert. Çünkü hiçbir şey beğenmediniz arkadaşlar. Bütün ekip benim yemeğimi çok beğendi. Siz beğenmediniz. Siz misafir abi geldiğinde böyle çok beğendim. Böreğini mi? Taş olarak böreğini mi beğendiler? Çok beğendiler. Çorbayı çok beğendiler. Pilavı beğendiler. Tamam.